Akşam oldu. Güneş battı. Ufukta bir kızıllık. Dağlar silüet halinde belli oluyor. Rüzgarda durunca kendime küçük bir ateş yakayım dedim. Huzur arayışına devam ediyoruz. Yarım yamalak çadırım orada. Domi de orada. Ama Domi'ye biraz haksızlık ettim. Çünkü asfalttan ayrıldıktan sonra yaklaşık 4 kilometre tamamen bozuk bir yoldan geldim. Oldukça da acıdım diyebilirim. Şurada bir yerde ay da gözüküyor ama net bir kameramız olmadığı için ayı göremiyoruz. Ama ateşimiz yanıyor. Çayımızı da demleyip biraz daha keyif yapacağız. Sonra görüşürüz dostlar. Evet dostlar, dağ pazarından çıktık. Şimdi Umut'un Yerköprü şelalesine doğru gidiyorum. Giderken de Derin Çay diye bir yer var. Daha önce de duymuştum. Oradan bir geçeyim dedim. Ben de nedense kimsenin bilmediği, görmediği yerlerden geçiyorum. Siz de bir Göksu Nehri'nin ana kaynaklarından biri. Şu rengin güzelliğine bir bakın. Harika bir renk var. Buradan geliyor. Şu anda üzerinde bulunduğumuz köprü de tarihi bir taş köprü. Fakat normalde üstüne asfalt dökmüşler. Kenarına bariyer yapmışlar. Bakın şöyle dolanabilirsem köprüyü de göstermeye çalışayım sizlere. Evet, biraz görünüyor. Burası da böyle tarihi bir taş köprü. Buradan da diğer köprüye doğru yolumuza devam edeceğiz. Yine farklı bir yol. Hadi bakalım gidelim. Evet dostlar, burası da Yerköprü Şelalesi Milli Park alanı. İşte böyle bir nizamiye yapmışlar. Fiyat tabelası asmışlar. Burada da bir tane yakışıklı kardeş fiş kesmek için bekliyor. İleriye doğru gidiyorsunuz. Park yerinden sonra 1,5 kilometre gidiş, 1,5 kilometre geliş yürümeniz gerekiyor şelale için. Hadi gidelim. İçeri girdikten sonra yürüyüş güzergahı da böyle bu şekilde bölüm bölüm dinlenme yerleri yapmışlar. Evet, oldukça dik bir rampadan döne döne iniyorsunuz. Derin bir vadinin içine doğru gidelim, bakalım diyecek mi? Vay, kaparı bitkisi. Ardıç. Yalçın toroslar. Bakalım dönüşü nasıl olacak? Muhtemelen video çekecek, konuşacak nefesim kalmayabilir. O yüzden şimdi çekeyim biraz. Başların arasından yeşil göksümleri gözüküyor. Bir de böyle asma köprü yapmışlar. Asma köprünün üzerinden geçiyorsunuz. Şöyle yapalım. Epey derin. Kötücü. Şöyle uzaktan da şöyle gözüküyor galiba. Burada
coğrafya, güzel bir manzara. Burada bir kafeye benzer bir şey yapmışlar ama faaliyet falan yok. Ne yapmışlarsa. Neyse, yolumuza devam edelim. Asma köprüden. Buradan merdivenlerden inelim. Görünen köy kılavuz istemez herhalde. Giderim diye düşünüyorum. Evet dostlar, sonunda geldik. Burası Yerköprü Şelalesi. Burada yaşarsan güzel. Şimdi bir de bunun geri dönüşü var. Şu anda bulunduğumuz nokta oldukça serin. Herhangi bir sorun yok. Bir mağara oluşumu var. İçeriye doğru gidiyor. Evet. İşte bu manzara için o kadar yol yaptım. Biraz para verdim. O kadar da ter döktüm. Tabii ki de bunun dönüşü var şimdi. Burada epey bir dinlenmem lazım, yoksa dönüş sıkıntı. Sadece bu nokta çok güzel. Olay bu.